Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin halası Erva Hatun ve oğlu Tüleyb bin Umeyr'in Müslüman olma hikayesi. Zor günlerdi ama karanlık olduğunu kim söyleyebilirdi? Melek Cebrail aleyhisselam ayetler getiriyor, Müslümanların sayısı hızla artıyordu. Varsın Ebu Cehil gibi 70 yaşına merdiven dayamış. Durun bir dakika. Merdiven yüksek bir yere çıkmak için dayanır. Böyle bir adamın 70 yıllık hayatı dibine yaklaştıkça karanlığı artan bir kuyudan başka nedir ki? Ebu Cehil gibiler için 70 yaşına çıkılmazdı. Olsa olsa inilirdi. Öyleyse yarım kalan cümlemizi şöyle düzeltelim. Varsın Ebu Cehil gibi, Velid bin Muire gibi, Ebu Leheb gibi inatçı ihtiyarlar, düşen bir kimsenin düşeceği yere yaklaştıkça hızının artması gibi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve düşmanlıklarını arttırabildikleri kadar arttırsınlardı. Güneş doğmuştu artık. Gece gündüze dönecek, kimse de buna engel olamayacaktı. Hele de Mekke'nin bu yaşlı yarasaları. O gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve bir avuç genç mümin Erkam'ın evinde bir araya gelmişti. Perdeler kapalıydı, sesler ise kısıktı. Birden kapı çalındı. Heyecanlı ve taze bir çalıştı bu. İşin doğrusu pek düşman çalışına benzemiyordu. Baktılar ve gelenin Tüleyb bin Umeyr olduğunu gördüler. Henüz 14 yaşlarında yayından fırlamış ok gibi bir delikanlıydı. Elini kolunu sallaya sallaya putların, puthanelerin, putperestlerin önünden geçip gelmiş ve Darül Erkam'ın kapısını çalmıştı. Öyle heyecanlıydı ki kapı biraz daha geç açılacak olsa Tüleyb içeriye girmek için başka bir yol arayacak ve mutlaka bulacaktı. Onu içeriye buyur ettiler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisini iyi tanıyordu. Çünkü Tüleyb Peygamberimizin halası Erva Hatun'un oğluydu. Müslüman olmaya geldim dedi. Allah'ın elçisinin aleyhissalatu vesselam önünde diz kırdı ve oturdu. Güzelce iman edenlerden oldu. O yaşa kadar hissetmediği büyük bir sevinç ve heyecanla Erkam'ın evinden ayrılan Tüleyb koşa koşa evine annesi Erva Hatun'un yanına gitti. Müslüman olduğunu ona söylemeli, bu müjdeli haberi hemen vermeli, ilk fırsatta annesini de İslam'a davet etmeliydi. Anacığım dedi, ben Müslüman oldum, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dinine girdim, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Erva Hatun Peygamber Efendimizin halası bu mübarek kadın, oğlunun sevincine sevinerek ortak oldu. Oğlum hiç şüphe yok ki yardım edip desteklediğin kimseler içinde en doğru ve en layık kişi dayının oğludur. Vallahi erkekler gibi biz de güçlü olsaydık ona uyar ve onu savunurduk. Erva Hatun henüz Müslüman değildi ama oğluna karşı gösterdiği bu olumlu tavır Tüleyb'i cesaretlendirmiş ve belki bir müddet sonra söylemeyi düşündüğü şeyi hemen söyletmişti. Ey anneciğim, senin Müslüman olmana ve ona uymana engel olan şey nedir? Görmüyor musun, kardeşin Hamza da Müslüman olanlardan oldu. Erva Hatun için İslam'a girmek belki başkaları kadar zor değildi ama eski inançları terk etmek herkes için o kadar da kolay olmuyordu. Ben biraz bekleyeyim, bakalım kız kardeşlerim ne yapacaklar. Onlara göre karar veririm dedi. Tüleyb akıllı bir gençti. Şu noktada annesine gereksiz ısrarlarda bulunmak onu ürkütmekten başka bir işe yaramazdı. Sevgi dolu bir sesle anneciğim dedi. Öyleyse ben de sen Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir diye şehadet edene kadar sana dua edeceğim. Erva Hatun oğlunun bu samimiyeti karşısında adeta eridi gitti. Beklemekten vazgeçti ve hemen oracıkta şehadet getirip Müslüman oldu ve müminlerin sevgili annelerinden bir anne olarak İslamiyet semasında kıyamete kadar parıl parıl parlayacak o yıldızlara katıldı. Allah ondan ve oğlundan razı olsun. Bizlere ne güzel örnek oldular. Onlar ne iyi ana oğul idiler.
Tüleyb bin Umeyr çok gözü pek bir delikanlıydı. İslam'dan evvel kimseden korkmazdı. İslam'dan sonra ise sadece Allah'tan korkan bir kul oldu. Bir gün müşriklerden bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında saygısızca laflar ediyor, etrafındakiler de onu gülerek dinliyorlardı. Tüleyb hiç çekinmeden o adamın kafasını gözünü yardı bıraktı. Ötekiler Tüleyb'i tuttular ama dayılarından biri Ebu Leheb olduğu için pek bir şey yapamadılar. Erva Hatun gidip şu oğlunun aşırılıklarını görmüyor musun diye şikayet ettiler. Erva Hatun ise o terbiyesiz heriflere şöyle cevap verdi. Oğlumun en hayırlı günleri Allah'ın elçisine aleyhisselam yardımcı olduğu günlerdir diye çıkıştı ve hiçbirine yüz vermedi. Onlar şaşırarak sen de mi Muhammed'e uydun nedir diye sordular. Evet cevabını alınca da bu haberi koşup Ebu Leheb'e yetiştirdiler. Kız kardeşinin de Müslüman olmuş. Haberin var mı? En azılı İslam düşmanlarından biri olan Ebu Leheb bu kötü haberi duyunca soluğu Erva Hatun'un kapısında aldı. Kendi aklınca kardeşini azarladı, kızdı, bağırdı. Erva Hatun ondan hiç çekinmedi. Beni azarlamayı bırak da sen de git kardeşinin oğlunun yanında ol dedi. Bildiğiniz gibi Ebu Leheb peygamberimizin amcasıydı. Ebu Leheb birkaç şey daha geveledikten, saçmaladıktan sonra geçip çekip gitti. Erva Hatun oğlunu Allah yolunda her türlü gayretinden dolayı takdir eder ve desteklerdi. Tüleyb ise Mekke'de korkusuzca ve kimselerden çekinmeden gezer dolaşırdı. Bir gün Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam suikast hazırlığı içinde bulunan bir müşrikin bu hain emelini öğrendi ve adamın yolunu kesip başını taşla yardı. O hain yaptığı planın öğrenildiğini anlayınca bu işten vazgeçti. Zaten Allah ona fırsat mı verirdi? Tüleyb bin Umeyr müşriklerin gözünde fazla batmaya başlamıştı. Habeşistan'a giden ikinci kafile ile hicret etti. Bir süre orada kaldı ve Mekke Müslüman oldu. Yalan haberi yüzünden pek çokları gibi sevine sevine memleketine geri döndü. Daha sonra Medine'ye hicret etti. Bedir Harbi'nde kahramanca savaştı. Allah'ın Resulü'nü aleyhissalatü vesselam ve İslam dinini korumak için gerekirse canını vermekten bir adım geri durmadı. Bedir'den sonra pek çok savaşta koşa koşa yerini aldı. Allah Resulü'nün vefatından sonra Bizanslılarla yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda şehit olan 3000 İslam askerinin arasında bu genç yaşta İslam'a giren, gözünü budaktan sakınmayan, korkusuz ve atılgan genç adam da vardı. Şehit olduğunda 35 yaşlarındaydı. Allah ondan ve onu İslam yolunda her daim destekleyen mübarek Erva Hatun annemizden razı olsun. İçimizden de böyle gençleri hem de böyle anaları eksik etmesin. Amin. Evet, bugün de Erva Hatun ve oğlu Tüleyb bin Umeyr'in Müslüman olma hikayesini dinlediniz. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.